Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Berkay. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar telefondan küçük resim nasıl koyabiliriz onu göstereceğim. Şöyle ki aslında basit bir yöntem ile koyulabiliyor. Yalnız YouTube'da baktım ben yok. Koyulma kısmı yok. Yani küçük resim koyma yani thumbnail koyma kısmı yok. Tabii de bilgisayardan koyulabiliyor ama biliyorsunuz telefonla YouTube'a video yükleyen bir sürü kişi var. Ben de yüklüyorum ediyorum. Hani bazen bilgisayarınız çalışmayabilir ya da bilgisayarınız olmayabilir. Yalnız ben bilgisayarım var zaten ben bilgisayardan genellikle ayarlarını yapıyorum. Ama bilgisayar olmayanlar ne yapacak peki? Onları göstereceğim. Şimdi ben Instagram takipçi beğeni izleme kasma programı atacağım size. Daha atılmadı şu anda. Zaten bugün atacağım. Bu videoyu ne zaman izlenir bilmiyorum. Şimdi burada diyor ki düzenle kısmı var. Düzenle kısmına baktım da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece başlık, açıklama, gizlilik yani herkese açık yapabiliyoruz. Liste dışı ya da gizlilik yapabiliyoruz. Etiket koyabiliyoruz ve konum koyabiliyoruz. Ya da, yani başka herhangi bir küçük resim yani thumbnail koyamıyoruz. Peki biz thumbnail nasıl yapacağız? Arkadaşlar Google Play'e giriyoruz. Google Play'e girdikten sonra arkadaşlar tabii ki de bir uygulama yardımıyla uygulamayı birçok kişi bilir zaten büyük ihtimal. YouTube Studio birçok kişi kullanıyor zaten dediğim gibi. Bir dakika YouTube Studio. Arkadaşlar bilgisayar gibi belki de ben bu YouTube Studio'yu tanıttım size. Hatırlamıyorum şu anda. YouTube Studio bilgisayar gibi analitik kısmınızı abonenizi, izlenmenizi, bildirim gelmiş mi gelmemiş mi onları görüntüleyebiliyorsunuz. Videolarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Birçok işe yarıyor. Belki tanıtmadıysam tanıtabilirim. Şimdi bakın zaten burada gözükmüş videolarda Instagram takipçi kasma beğeni izleme kasma programı 2020. Şimdi arkadaşlar ben bunu ayarın nasıl yapacağım? Sağ üstte görmüş olduğunuz sağ üstte YouTube'un amblemi, logosu var. Bunun üstüne basarsanız YouTube'da izliyorsunuz direkt bunu. Yani bu atacağınız videoyu izliyorsunuz. YouTube'a atıyorsunuz. Solunda bulunan paylaş butonu. En solunda bulunan arkadaşlar bu da düzenleme kısmı. Bunun üstüne bastığınızda zaten karşımıza geliyor. Küçük resim düzenle diyor. Bunun üstüne bastıktan sonra arkadaşlar videomuza uygun küçük resmi yani özel küçük resmi zaten sizlere tanıttım thumbnail nasıl yapılır diye. Thumbnail'inizi ayarladıktan sonra işiniz bittikten sonra onun üstüne yani küçük resim yap butonuna basarak burada zaten telefonunuzun şeyine geliyor. Galerisine geliyor. Galerisinde bulunan küçük resmini seçiyorsunuz. Ben en uygun olarak bunu buldum. Evet görmüş olduğunuz üzere. Ben bunu koyacağım. Hatta şuradan ayarlayabiliyorsunuz tam net bir şekilde ya da büyütebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz sağ sol ayarlarını yapabiliyorsunuz bu şekilde ayar yaptıktan sonra arkadaşlar sağ üstte bulunan seç butonuna basarak görmüş olduğunuz gibi küçük resim hazır sağ üst köşede bulunan kaydete basarak değişiklikler kaydedin arkadaşlar bu kadar basit tabii ki de işimize çok çok yarayacaktır zaten. Thumbnail nasıl yapılır telefonda gösterdim sizlere. O videoyu da izleyerek thumbnail nasıl yapabileceğinizi görebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hani gelmemiş Instagram takipçi kasma küçük resmin gelmemiş. Şimdi bakın taratıyorum geri yani tekrarlatıyorum sayfayı. Görmüş olduğunuz gibi geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yaparak küçük resminizi yani thumbnail'inizi yapabilirsiniz. Herhangi bir uygulamada ücret ya da ücret ödemeden kolay basit bir şekilde yapabiliyorsunuz thumbnail'inizi. Görmüş olduğunuz gibi bitti. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup videoya like atmanızı çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Kanalıma dediğim gibi abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar yorumlara önerinizi, video önerinizi ya da herhangi bir öneriniz ya da videoda sevmediğiniz ya da sevdiğiniz bir şey varsa yorum atın ki arkadaşlar ben yorumlar gerçekten dikkat ediyorum. Bakıyorum ediyorum hani nasıl ne yazmışlar ya da öneri var mı? Ona göre ben de bir çeki düzen veriyorum kendime.
Dediğim gibi yorumlar benim için çok da önemli. Birçok kişinin kötü yorum ya da iyi yorum olsa bile kalp atıyorum arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Dediğim gibi lütfen bir kanalıma yorum ve like ve abone atarsanız çok sevinirim. Bugünlük bu kadar, iyi günler dilerim.